Bugün ürettiğimiz enerjinin büyük bir kısmını fosil yakıtlarından elde ediyoruz. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları, yüz milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvanların toprak altında günümüze kadar ulaşmış olan kalıntılarından meydana geliyor. Sahip olduğumuz fosil yakıtı miktarı her ne kadar hala çok fazla olsa da harcadıkça azaldıklarını, yenilerini yüzeye çıkarmanın da giderek zorlaştığını ve üretiminin pahalı hale geldiğini de göz ardı edemeyiz. Buna ek olarak kullandığımız fosil yakıtları atmosfere sera gazları ve kirletici bazı başka maddeler salarak gezegenimizin uzun vadeli varoluşunu ve bizim de sağlığımızı tehdit ediyorlar. Tüm bunlar yüzünden tükenmeyen ve çevremiz üzerindeki etkisi daha az olan enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Bu bağlamda en çok bahsi geçen enerji kaynağı yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Peki bunun ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yenilenebilir enerji kaynağı miktar olarak o kadar büyük, hatta sonsuzdur ki insanoğlunun bu enerji kaynağını tüketmesi mümkün değildir. Ne kadar kullanırsak kullanalım, kalan hala o kadar fazla olacaktır ki kimsenin endişelenmesine gerek kalmaz. Tabii ki de en bariz yenilenebilir enerji kaynağı aynı zamanda dünyanın da enerji kaynağı olan güneştir. Güneş 4 milyar yıldır ışık ve ısı üretirken bu işi yapmaya milyarlarca yıl daha devam edecek. Güneşten aldığımız enerji burada, yani dünyada neler olup bittiğiyle çok yakından ilgili. Güneşsiz bir dünya karanlık ve soğuk olur, burası kesin. Ama daha da önemlisi, güneş olmadan dünya üzerinde yaşam olmayacağını da unutmayın. Güneş olmadan rüzgar esmez, akarsu ve okyanus akıntıları da olmaz. Çok sıkıcı. Bugün sahip olduğumuz yenilenebilir teknolojiler de güneş enerjisinden faydalanıyor. Örneğin, güneş enerjisi teknolojileri, güneş enerjisini daha sonra kullanılmak üzere ısı ya da ışık olarak topluyor. Rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle teknolojileri ise güneş enerjisinin hareket halindeki su ve havanın yarattığı kinetik enerjiye dönüşmüş halini ve bitkilerin içinde depolanmış kimyasal enerjiyi kullanıyor. Güneş enerjisi dışında yenilenebilir olarak sınıflandırılabilecek iki enerji kaynağı daha var. Jeotermal, yani dünyanın merkezinden gelen ısının yarattığı enerji ve gelgit enerjisi, yani ayın çekim gücünün okyanus suları üzerinde yarattığı yükselme ve alçalma sonucu ortaya çıkan enerji. Bu iki kaynakta ne kadar kullandığımıza bakılmaksızın yenilenebilir olarak sınıflandırabileceğimiz diğer iki enerji türü. Bugün güneş ve rüzgar enerjisi bilim adamları tarafından en çok potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynakları olarak kabul ediliyorlar. Buna rağmen yenilenebilir olabilecek diğer kaynakları da nasıl kullanacağımızı araştırıp geliştirerek fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan kurtulup dünyamız ve kendimiz için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza durmadan devam etmeliyiz.